Merhaba herkese, iyi akşamlar. Kartonsan günlük grafik. Şimdi önce bir küçük uyarıyla başlayayım. Arkadaşlar, BIST 100 dışı hisseler katıl butonuna tıklayan üyelere özel. Yani üzgünüm. Yazan çok oluyor BIST 100 dışı hisse ama onlara yer veremiyorum. Sadece üyelere özel. Bu da katıl butonuna tıklarsanız 5 TL ödüyorsunuz 1 aylık. O zaman BIST 100 dışı hisselere erişim şansınız oluyor. Bunun sebebini de söyleyeyim. Hani bunun sebebi şey değil. Ben onları yayınlasam daha iyi de hani gelir anlamında değil. Kimsenin cebinden parasını almak gibi bir derdim yok. Zaten öyle olsa 5 TL yapmam da. Bu şey için, bu videoları filtre etmek için. Yani ben BIST 100 dışı hisselerin pek çoğu sağlıklı değil. Hatta BIST 100'de bile isteyen istediği gibi oynatıyor hisseleri. Hacimler çok küçük olduğu için BIST 100 dışı hele hiç sağlıklı değil teknik analizi. O yüzden filtre ediyorum ama çok istiyorsanız, dediğim gibi, üye olursanız görebilirsiniz. İkinci uyarım şu olacak. Karton sana geçmeden önce son şunu da söyleyeyim. İşleme giren birkaç arkadaş yazmış. İşleme girmişler. Tamam, kazanmışlar etmişler ama yani benim burada anlattıklarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. İşleme girip girmemek kendi tercihinizdir. Mutlaka stop noktanız olsun. Bir kere iki kere kazanabilirsiniz. Şansınadır. Kumar gibi üçüncüye kaybetmeyeceğinizin hiçbir zaman garantisi yok. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi videolar kesinlikle al sat tut tavsiyesi içermez ama elinizde hisse vardır. Yani onunla alakalı bir teknik detayları merak ediyorsunuzdur. Belki onunla alakalı algoritmik olarak falan merakınız varsa o anlamda fikir edinmek amaçlı izleyebilirsiniz. Kartonsan günlük grafik. Kartonsan tepeden düşmeye devam ediyordu. Yani 134'te. Şimdi bu açık söyleyeyim, Jansa'da bir üye devamlı soruyor mesela Jansa'yı. Yani mesela orada da hikaye bitti. Aynı Kartonsan'daki gibi hikaye bitti. Hikaye bittikten sonra biz bu tabloya pump and dump diyoruz. Yani işte pompala dağıt. Yukarı doğru gitti. Bu piyasa hareketi de olabilir veya grup hareketi de olabilir. Yukarı doğru götürürler. Oradan beri aşağı dağıttılar. Lotları kalmıştır, kalmamıştır bilemem. Ama kalmıştır. Bedava lotlar en azından kalmıştır. Süzüle süzüle önce 50 tabii orada sarı gördüğünüz hareketli ortalama 50 gün hareketli ortalamasıdır. Bir mıknatıstır. Önce oraya geldi. Desteğini aldı. İkinciye kırdı. Süzülmeye hep devam etti. Hiçbir zaman 50 günün üstüne çıkamadı. Şimdi şunu baştan söyleyeyim. 73'ü görmemiz lazım. 73'ü görürsek Kartonsan'da yukarı yönlü bir hareketin kısa vade başladığını teknik anlamda kabul edebiliriz. Ha, öyle olur olmaz. Ayrı konu ama 73 yukarıda önemli olan alan bu. Aşağıda 200 gün desteğini kıramıyor. Daha önce de geldi. 200 gün desteğini. Bu ikinci, üçüncü temasları. Yani burada sürünüyor. Şimdi siyah oldu gördüğünüz şu ortalama 200 gün basit ortalamasıdır. Bu kırılmaz kolay bir yere. Yani kırılmaz demiyorum. O yanlış anlaşıldı. Hemen böyle pat diye kırılmaz. Genellikle bu alandan bir destek bulma ihtimali yüksek olur hisselerin. Ve oradan bir tepki gelir. Çoğunlukla da gelir. Böyle bir alanın içinde. Yani bir kere de dediğim gibi ya, sürünür. Etrafında dolanır. Bazen kırılabilir. Ama hız, momentum biraz zayıf olur orada. Şimdi baktığımız zaman 60-95. Bu işte kapattığı yer 61-40. Biraz dip alalım. Şuradan ikinci dibi yaptı çünkü aynı yere temas etti. 58-30 58 alanı önemli bir alan. 58'den aşağı bir kırılım, yani iki kere tutan alan orası olduğu için söylüyorum. Kırılım biraz daha süzülmesi anlamına gelir. Aslına bakarsanız oradaki destek gitmiştir ve sonuçta bir alt destek artık 50 lira 70 kuruş olarak düşünülebilir. O yüzden bu alana dikkat etmek lazım. 58 civarındaki bu alana mutlaka dikkat etmek lazım. RSI diplerde geziyor zaten. Yani işte aşağı 30'a iniyor. Tepki vermesi gereken bir yer 30 RSI. Oradan tepki veriyor yukarı doğru. 36 yapıyor, 37 yapıyor. Tekrar aşağı, tekrar yukarı, tekrar aşağı. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen yatay. Kendi ortalamasını kırıp da uzaklaşamayan bir RSI görüyoruz burada. Yani şöyle yapabiliriz. Orada da bir yatay alan çizeriz. Yukarıda 48 RSI, aşağıda 30-29 RSI bir yatay alanı var. Bu alanda seyrediyor. Yine MACD'de 3 aşağı 5 yukarı aynı hareketin içinde. Kartonsan için söylenecek çok bir şey yok. Burada özel bir formasyon yok. Seviyeler belli. Yani önce bir 67, sonra bir 73 mutlaka görülmeli ki kısa vade bir yukarı tekrar bir tırmanma başladı diyebilelim. Bunun dışındaki fiyat hareketlerinin hepsi günlük düzeltme olarak kalacaktır. Bugüne kadar da düzeltme olarak kaldı zaten yukarı yönlü. Herkese iyi akşamlar.